Merhaba sevgili kardeşlerim. Örneğimiz şu şekilde. Elimizde bulunan 7 adet sarı led ile F harfi yazdırmak istiyoruz. Bir ledin akımı 20 mA olacaktır. Giriş gerilimi 12 volt DC ve led çalışma voltajı 2 volt'tur. Gerekli devre bağlantı şemasını çizip seri bağlanması gereken ön direnç değerini ve gücünü hesaplayınız diye sormuşlar. Evet. Başlayalım. İlk olarak ledlerimizi yerleştirmeye çalışayım. 7 tane ledimiz var. F harfi yazdırmaya çalışıyoruz. İki tane ilave şuraya yapayım. Bu 7 tane led seri de bağlanabilirdi, paralel de bağlanabilirdi. Biz paralel bağlayalım. Bir tane de şuraya yaparsam gayet F'ye benzeyecek. Evet. Gayet oldu sevgili kardeşlerim. Şimdi paralel bağlıyoruz. Bütün anotları birleştirelim. Dört anotu birleştirdim şu anda. İki anotu da buradan birleştirmeye çalışıyorum. Şu anotla da birleştirirsek, evet, 7 anot da birleşti. Şimdi sevgili kardeşlerim, rengimizi değiştirelim karışıklık olmasın diye. 7 tane katotu birleştirmeye çalışacağım. Şu 4'ü birleştirdim. Şimdi 2'yi de birleştirmeye çalışıyorum. Şimdi bir tane daha, evet, katotumuz var. Onu da birleştirirsek birleşti. Evet. 7 tane ledimizi paralel bağladık. Bir tanesinin ışık hüzmesini çizeyim. Diğerleri zaten belli artık. 12 volt DC gerilim kaynağımızı çizmeye çalışıyorum. Artısı burada, eksisi burada. 12 volt DC. Evet. Ön direncimiz şurada olmalı. Seri bağlı. Gerilim kaynağımızın eksi ucunu da katotlardan birisine bağlayabiliriz. Zaten hepsi birbirine bağlı olduğu için. Evet, devremiz tamam. Şurası ön direncimiz. Bunun değeri ve gücü isteniyor. Bir sonraki slide'dan devam etmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Şu şekilde, evet. Rengimizi de değiştirelim. Kırmızı olsun. Bir ledimizin akımı 20 mA olmalıydı. 7 tane ledimiz var. Buradan I eşittir. 7 çarpı 20 miliamperden 140 miliamper. Ampere çevirirsek 0.14 amper de diyebiliriz. Evet. Şimdi şu anotlar, anot noktası. 7 tane anot noktamız var dikkat etmişsiniz. Bunlar aynı nokta. Bu noktaya göre Kirchhoff'un akımlar kanunu uygularsak toplam gelen akım eşittir toplam terk edenden. Şu akımımız, yani ön direncin üzerinden geçen akım 140 mA olmalı. Evet, onu bulduk. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kirchhoff'un gerilimler kanununu da uygulayalım. Kapalı bir elektrik devresi herhangi bir noktadan başlayarak bütün gerilim yükselmelerini ve alçalmalarını gösterip başladığımız noktaya geri gelelim. Evet. Şuradan başlayalım. Eksiden girdim. Eksi 12 volt. Ön direncin üzerindeki gerilim düşümü U, R, ön. Onu bilmiyoruz. Artı, şuradan gelelim. Şuradan şöyle. Artısı burada, eksisi burada. 2 volt. Artı 2. Başladığımız noktaya geri geldiğimiz için potansiyel fark olmamalıdır diyorum. Evet. Buradan U, R, ön'ün değeri 10 volt olarak bulundu. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir direncimiz var. Üzerinden geçen akım da belli. Üzerinde düşen gerilim de belli. Hemen orayı zoomlamaya çalışalım. Rengimiz yeşil olsun. Üzerinden 140 mA akım geçiyor. Üzerinde düşen gerilim 10 volt. Evet. Bu direncimizin değerini hemen bulalım.
Tabii ki ohm kanunuyla. Gerilim bölü direnç. Gerilimimiz 10 volt. Akımımız 0.14 amper. Buradan hesap makinesiyle hemen V-Ö'nün değerini bulmaya çalışıyorum. Hesap makinemi göreve çağırdım. 10 bölü 0.14 eşittir 71.4. Birimi ohm olarak bulundu. Evet. Şunu düzgün yapayım biraz daha. Ohm işaretini şöyle. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim, gücünü de bulun diyorlar. Hemen onu da bulalım. Malumunuz TUI formülünden hemen bulmaya çalışalım. Direncin üzerinde düşen gerilim 10 volttu. Üzerinden geçen akım da 0.14 amperdi. TUI formülümüzden gücümüzü bulmaya çalışıyorum. 10 volt çarpı 0.14 amper 1,4 watt. Evet. Standartlarda 2 wattlık dirençler mevcut. Onlardan birisini kullanabiliriz. Direncin değerini de bulduk, gücünü de bulduk. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda, önümüzdeki derslerde görüşmek umuduyla. Hoşça kalınız efendim.